Evet arkadaşlar, bugün neredeyim? Fatih Kadınlar Pazarı'ndayım. Yıllardır geldiğim, çok sevdiğim bir etçideyim. Baktım sosyal medyada videosu yok. Bunu dedim ilk ben yapmalıyım, ben yapacağım. Ve geldim, içeriye geçiyorum, ocağa gidiyoruz. Löp löp. Ustam selam. Aleyküm selam. Ne hoş geldiniz abim. Allah'ım bunlar ne usta böyle? Bunlar baranet özel kebabımız. Özel kebap şöyle, baranet kebap. Baranet kebap. Tabii. Yani hani bu baranete öz kebabı yani. Bu özel 200 yapımcı. Gram abi. Evet. İstanbul'da çok zor. Porsiyonda kıyma kebapta 200 gram bulmak çok zor. Burada evet. 200 gram ama. Evet. Ustam şimdi... Çekimden sonra inşallah. Aynen biz yersiniz. Çekimle birlikte de evet. Hem tatacağız hem ondan sonra da ben götürürüm bir şeyler. Eyvallah. Yani kıyma kebabının bir yeri bende çok ayrı. İstanbul'da evet. Yediğim belki de en iyilerinden. Ama şimdi şöyle bir etleri tanıyalım seninle. Bu özel bir et. Bu özel bir et. Bu külbastı. Kuzunun en güzel eti. En güzel külbastı eti. Diyoruz. Külbastı. Küşleme değil bu. Yok. Görünce tanımadım. Tamam. Yani küşlememiz de burada zaten. Onu evet, küşlemeyi de. Küşlememiz burada görelim. Ama onu saplayıp bir bakalım ona. Yani şöyle küşlemeyi biz saplayıp bunu 400 gram müşterilerimizden, misafirlerimize sunuyoruz. Sunuyoruz. Evet. Bunun marinasyonu var ustam belli. Marinasyonda evet. Neler var? Özel yani, değilse çok. Yani bunun içinde biz hafiften yoğurt, salça, karabiber. Yok salça katmıyoruz. Salça yok. Yok. Aa. Biraz zeytin katıyoruz o kadar. Zaten fazla bir katkı yok. Kendi tamam. Orijinal olduğu süper. İçin yani kuzunun en güzel eti dediğimiz için her kuzudan yani her kuzudan çıkacağı iki tane mi çıkıyor? Bir tane mi? Ya çıkacağı bir kilo. Bir kilo. Yarım kilo, bir kilo fazla çıkmaz bunlar. Çok özel bir et yani. Evet evet çok güzel. Için. Çok özel bir et. Çıkıyor. Tabii. Tamam. İnanılmaz. Şimdi buraya geçelim. Burada daha güzel şeyler bekliyor bizi. Daha da güzel evet. Şeyler. Şimdi usta evet. Geldik zirveye. Zirveye geldik. En evet. Zirveye geldik. Evet. Burada bir böbrek görüyorum. Siz çok fazla sakatat yapmıyorsunuz. Yapmıyoruz. Bu kendi kuzularımızdan çıkan böbrekleri biz. Kendi kuzularımızdan. Evet, kendi kuzularımızdan çıkan muhteşem. Böbrekleri değerlendiriyoruz. Çünkü onlara göre talep var müşterilerimizde. Veriyoruz tamam. Onlara. Süper abi. Burada kuzu şiş var ustam. Kuzu şiş ama bu kuzu şiş şimdi. Öyle kuzu şiş normal öyle değil. Kuzu şiş değil yani. Onu anlatalım yani şimdi. Bu kuzu şiş 5 elden geçiyor. 5 elden. 5 elden yani. Onu dinle ile içindeki sinirlere ayıklanıyor. Sinirlere ayıklanıyor. Tabii bu hani dinlendirilmesi ve onun içindeki hani pişirmeye kadar o kadar özenle yapılıyor ki bütün ürünler ama sulu kalıyor böyle. Sulu ha. Adam o çok önemli usta. Yediği zaman dili düşüyor. Mesela şimdi ben burada bakıyorum şişlerin arasında iç yağ yani kuyruk yağı yok. Yok ama yok, kendiliğinden yok. Zaten güzel bir yağı var. Sinirsiz yağ bırakıyoruz yani. Zaten o çok önemli. Bu da biftek. Burada biftek. Tabii. Ben bitiyorum bu buna. Bu ben hep bunu yiyorum. Ben buraya gelince bak gerçekten bir porsiyon pirzola yiyorum. Kuzu yiyorum. Yani şiş. Pirzola yiyorum. Abi her şeyi yiyormuşum ya. Abi şu pirzolaya bak şimdi. Yani anlatmaya gerek yok. Pirzolaya geçelim. Yani bunu biz müşterilerimize diyoruz ki anlatmakla olmuyor bu. Değil mi? Hani tadacaksın, yiyeceksin dedikten sonra bunu anlayacaksın zaten. Evet, evet, biz ne evet. Kadar anlatırsak ifade edemiyoruz. Çünkü anlatmakla ifade edemeyiz yani. Şu pirzolayı tutup yediğiniz zaman şu pirzolayı. Allah Allah. Şu an ben çiğ yiyeceğim onu. Yani o da kıvama geldi. Allah aşkına ya. Çiğ yiyeceğim bunu çok güzel. Burada köftemiz var. Ben kendi malatımız. Mesela o kadar geldim sana çok yemedim. Bir kere mi yedim? Çünkü ben buraya evet. Gelince de köfteyi bulabiliyorsun ya ama şöyle pirzola, böyle antikot, böyle pirzola, böyle kuzu, şöyle şeyler tabii, bulamıyorsun tabii. Yani her zaman. Tabii. Oraya buraya gelince 5 porsiyon falan yiyorum ona yer kalmıyor. 5 porsiyon yiyormuşum arada. Şimdi burada Cemil abi şunu anlatmaya çalışıyor. Hı-hı. Gelen müşterinin biz parasını nasıl alacağız diye bakmıyoruz burada. Hı-hı. Gelip köftesini yiyor 17 lira yiyor köftesini. Kalkıyor. Gelip kebap yiyor 200 gram 20 lira yiyip gidiyor kalkıyor. Bu arada onu tekrar söyleyeceğim. Mustafa böldüm şu kebap 200 gram ve 20 lira. Çok zor İstanbul'da. Yani gerçekten çok evet. Zor. Övmek için falan söylemiyorum. Burası benim evet çok gelip çok sevdiğim bir yer. Ama gerçekten övmek istemiyorum. Şu an 20-25 lira kıymalarım. Kıyma kebabı fiyatı. Ama 20 lira. Her yerde lira. Yok. Piyasada öyle. Ha, piyasada. Ve 115 100 gram. En fazla 115. Burada 200 evet. Gram löp et var evet. Ve bu 20 TL. Ustam sana bir şey soracağım ben. Buyurun. Burada ne var? Yani ne etinden? Erkek mi, dişi burada mi? Burada 3 yok. Burada 3 çeşit et var. 3 çeşit et var. Bak 3 çeşit de şöyle. Yani bunun içine giren kuzu, dediğimiz kuzunun boşluk tarafı, kuzunun güzel sinirsiz dana tranş koyuyoruz. Herhangi bir tane sinir olmayacak şartıyla dana tranş koyuyoruz. Üçüncüsü de kuyruk. 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 3 tanesini birleştirdiğimiz zaman muazzam bir lezzet çıkıyor. İşte böyle baran kebabı baran, diyoruz. Biz baran, baran kebabı. Kebabı diyoruz. Baran bunu. Kebabı. Hani çok şimdi buna diyorlar ki Urfa, yok biz baran kebabı diyoruz. Birleşim var çünkü orada. Tabii birleşim var. Özel yani. Özentili yani. Şimdi evet. Ustam burada tekerlek sucuk var ama saatlerdir bakıyorum. Sucuk çok güzel onu biliyorum ama inanılmaz kalın ve büyük. Bir tane evet. Tutayım sana. Şimdi, şöyle bir sucuk diyorsunuz ya. Şimdi bu sucuk Osmanlı sucuğu. Bizim sucuklarımız da kendi etlerimizden yaptığımız sucuktur yani dışarıda temin etmiyoruz. Kendi sucuklarımız bu. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Tabii tabii kendimiz yapıyoruz. Bak bunu bilmiyordum. Şimdi müşterilerimize sunuyoruz yani. Porsiyon olarak hani çok bir parça. Çok iyi porsiyonu çok iyi bu arada. Üç adet yani, veriyoruz biz. Bir tane isteyene bir tane veriyoruz. Ya şunu veriyoruz. Bir abi kameraya mesela bak tutsana. Şöyle bir porsiyon. Şu bir adet porsiyon 3 adettir ama isteyen bir adet de veriyoruz böyle. Bir porsiyon bir de 3 adet. Şimdi ustam son bir şeyimiz kaldı. Burası nedir? Aa şimdi burası buraya geldin. Nedir ya? Bu abi nedir ya? Yani? Bunlar şimdi
anlatıyoruz ama anlatılamıyor. Tutup şöyle yiyeceğim şimdi ya. Şimdi bu kuzunun kaburgası. Kuzunun kaburgası. Evet. Bu da kuzunun inciği. İncik. İncik, bu da, kaburga. Bu da kuzunun kürek. Bölümü. He. Bu koldan dediğimiz kuzu kürek. Kürekten çıkarıyoruz bunu. Böyle görüntüsü inanılmaz iyi. Aynen. Tadına da eminim. Ustam o zaman biz şimdi senle böyle bir şundan alalım. Bana bir şeyler dolduralım. Izgaraya gidelim. Onları pişirelim sonra tadıma geçelim. Aynen öyle yapalım. Yo. Şimdi ustam. Şimdi sen... bir tane incik. Tamam. Bir tane incik koyalım şöyle. Şöyle bir tane incik. Yağlı kaburgamızdan bir tane. Allah Allah. Yaksız da bırakalım bir tane o zaman. Olur abi. Bir sucuğumuz var. Tabii sucuk da alalım bir tane. Bir sucuğumuz var. Bir şimdi sucuk yedim. Kıyma kebap yemeyecek miyim? Tabii ki yiyeceğim. Yani. Hepsinden zaten şey yapacağız. Hani yani. Onlar çok değil. Öyle demeyin. Ben zaten diyetteyim biliyorsunuz. Kilo veriyorum ya. Bak 8 kilo verdim vereceğim. Bunları ekmeksiz yiyoruz değil mi ustam? Zaten gerek de yok. Gerek yok zaten. Güzel et yiyorsun. Et yiyorum yani. Et yiyorsun yani sonuçta. Pişirmeye geçeriz. Bakalım nasıl pişiyor. Diye. Ondan sonra da tadıma geçer. Ustalarımızla burada Tahir abi var. Çocuklar bizim elimizde büyüdü ya, hakkı var. Oradan bakıyor. Onlarla biraz takarken de konuşuruz. Ocağa geldik. Burası inanılmaz. Ya Bekir bak şöyle bir al. Şöyle bir al. Şu cızlamaları falan duyuyor. İşte ses bu. Huzur bu işte. Bak bu. Bunu da dinle böyle. Hiçbir sorunun kalmaz ya. Hayatta her şeyini atarsın yani. Tezgahtan seçtiğimiz etleri getirdik şimdi. Abinin etini pişireceğiz. Şimdi pişireceğiz. Geldi etlerimiz evet. Böyle Bekir. Kuzuyla... Kül bastı kebap. Bana kül bastı gitti. Evet. Kıyma kebap gitti. Oo. Şurayı da böyle... Şurayı bir cennete alsana bak. Bak şuraya bak. Ne oluyor burada ya? Burada ne oluyor yani? Ne yapıyorsun usta Allah aşkına? Kolay gelsin. Usta benle hiç ilgilenmiyor. Full odak. Evet. Full buraya odak çünkü şimdi ben dedim ki yoğun bir zamanda gitmeyelim. Saat 5'ten sonra gitmeyelim dedim. 2'den sonra geldik ama artık saat fark etmiyor baranda. Sürekli evet. Böyle olacak yani. Saat hiç fark evet. Etmiyor. Attık bizim kuzuları. Evet, yemekler şu anda ocağa girdi. Girdi. Bekir burada bak kıyma kebabımız var. Tavuğumuz var. Şuraya bak. Külbastımız var. Böbrek var. Beni boş ver ben. Şuraya çek. Tabağımız nerede? Ay başka tabaklara bile gidiyorum. O kadar açlık. Eline sağlık. Bunu ne afiyet yapıyoruz? Olsun. Tadıma geçiyoruz. Oo, tadına geçiyoruz. Şu tadıma geçiyoruz. Şimdi... Ben bunu yerim. Hazır. Hepsini yerim. Afiyet hadi geçelim. Olsun. Tadıma geçtik. Yanımda buraya çocukluğunu vermiş Hakkı var. Hakkı biraz kendinden bahset. Abi hoş geldiniz öncelikle. O ne diyor ekibi şeref verdi misafir olarak. Kaç bahsedeyim. Yaşındasın? Şu an 23 abi. 18 yaşından beri buradasın. 2014'ten beri buradasın. 2014'ten beri buradayız. Ben ilk geldiğimde Hakkı burada böyle garsonluk işleri yapıyordu. Garson. Ya yavaş yavaş. Mekan bizim olduğu için abi biz en alt tavadan başladık. Bulaşığımızı da yıkadık. Paspasımızı da çektik. Servisimizi de yaptık. Hepsinde Allah'a şükür olsun katkımız oldu hepimizin. Tahir abi zaten seni alttan çalıştırmadan başlamazdı. Eniştesi Tahir abi en alttan başlatmış Hakkı'yı. Öyle. Demiş ki oğlum işin en aşağısını öğren ki en abi, yukarısını en iyi yapalım. Temel şart. Bu durumlarda temel şart. Çok haklı. Bak şimdi ben ne yapıyorum? Şimdi dayanamadım. C yapıyorum böyle. Açıyorum. Şimdi burada neler var Hakkı'cığım? Abi yoğurdumuz geldi. Yoğurdumuz kesme var. Yoğurt. Domates zillerimiz var. Var. Salatamız var. Soğanımız soğan salatamız var. Ezmemiz var. Ezmemiz var. Ve son olarak müthiş bir etimiz var. Ya şuna bir bakın ya. Şu kaybettiğinize dönün de bir bakın istedim ya. Şuna bir bakın ya. Hakkı'cığım şimdi küçük bir yerle başladınız. Küçük 2014'te. Bir yerde abi. 2014'te küçük. İlk başta 3 tane masamız vardı. Şimdi yavaş yavaş Allah'a şükürler olsun. Kasapla düzenli. Birlikte başladı. Kasap mangal olarak sektörümüz hep aynıydı. Kasap mangal. Sonra dükkan yukarıdan bir dükkan. Tane. Bir tane 3 tane kocaman yer oldu burası. Abi işimizi helalimizden yaptığımız tabii. İçin. Önceliğimiz bu. Kalite. Kimsenin cebine gözümüzü dikmeden. Düzenli bir şekilde. Helal olsun valla. Canımsız. Şöyle bir tatmaya bir başlayayım küçük. Artık dayanamayacağım. Külbastıdan başlıyorum. Afiyet olsun. Et yumuşacık ve yağı hiç rahatsız etmiyor. Yani çok yağ gibi gözüküyor ama hiç rahatsız etmiyor. Muhteşem bir tat. Bu ne Hakkı ya? Keselim istiyorsan abi orada. Hiç kesme bunu. Yoğurttan alıyorum biraz. Yoğurt buranın aslında fenomenlerinden. Her masada var. Bizden var. Pirzolayı tadıyorum. Normalde hiç de sevmez abi. Hiç de sevmem. Dayanam yani şu an böyle anlatamıyorum artık şeyden. Neydi onun yemekten. Pirzola gerçekten muhteşem. Eti bol bir pirzola. Yani pirzola normalde az et olur. Kemik olur yani ama burada eti bayağı bol. Ve gerçekten o da çok yumuşak. Çok lezzetli. Marinasyonu yok. Tuzluyoruz. Yok. Biraz zeytinyağlıyoruz. Başka atıyoruz. Bir şey yok. Et güzel olduğundan dolayı abi herhangi hı-hı. Başka bir şeye gerek duymuyor. Sucuğumuz var şöyle. Buna Bayram Usta Osmanlı sucuk dedi.
Evet. Sucuk muhteşem. Yani çok kalın bir kere. Gerçekten çok kalın ve çok büyük. Şöyle bir sucuk. Bu sucukla yumurta yapmazsınız. Yani dersiniz ben bunu sade gömeyim. O kadar güzel ki. Yanında başka hiçbir şeye gerek yok. Şimdi ustamızı da alalım bir. Başına usta ile bir kere daha konuşalım. Size abi. Harika. Bayram ustam, Hakkı ile konuştuk biraz. Eyvallah. Sen biraz kendinden bahset Bayram usta. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ne zamandan beri buradasın? Bayram Bulut, 35 yaşındayım. Bir 20 yıllık tecrübe bu var. İşin içindeyiz yani. Kebapla 20 yıl. Çünkü çocukken başladık yani çıraklığı, 15 yaşındayken başladık. Burada baran etin bir farklılığı var. Hı hı. Yaptığım o serüven anlatmıyorum ben yani. Ben bunu gördüm ki Hakkı ile yapılan bir emek var burada. Hı hı. Yani mesela Cemil abinin olsun, Tahir abinin olsun, Celal abinin olsun, Hakkı'nın olsun. Yani genelleme baktığın zaman muazzam bir emek var ve helal. Et nereden geliyor? Balıkesir. Balıkesir. Evet. Şimdi Hakkı'ya bir şey soracağım. Kilit yanına. Soğan salatamız var. Salatamız var. Yoğurt. Yeşil salatamız. Yoğurt. Evet. Yoğurt muhteşem. Yani buranın as solisti diyebiliriz. Bu evet. Muhteşem bir kesme yoğurt. Yani şu gördüğünüz mezeleri olsun. Ezmesi, soğanı, salatası falan ikramımız oluyor. Misafirlerimize ikramımız oluyor. Ürünlerimiz muazzam elden geçiyor. 5 ustadan geçiyor bunlar. Bir de alt tabandaki emek var burada. Özgüven var. Sevgisini veriyor mu? Usta sevgi veriyor mu Bayram Usta'na? Sevgiyi katıyorsun. Ben bak, seni gördüm az önce Özgür'den. Bayram Usta da sevgi vermezse olmaz zaten. Sonuçta pişiriyoruz. O sevgiyi de katmamız lazım ki güzel olsun. Evet. Ama o kadar mutlusun ki ustam tezgahta. Abi mutlu olmamız lazım. Yaptığımız işte mutlu olmasak zaten olmaz. Şimdi ustam sen de 200 gram kıyma kebabın fiyatı burada 20 TL. 20 TL. Köfte var. Yine orada yazıyor. Orada biz gösteririz. 250 gram köfte var. 17 TL. Çok güzel fiyatlar bunlar. Evet. Tavuklar 17'şer. Hepsi onların da 250 gram. 350 gram hatta kanat. 20 lira 350 gram. Tavuk 350 gram 17 TL. Bu yani bayağı hizmet. Gelen müşteri korkmuyor. İsterse köfte yer, isterse kebap yer, isterse et yer. Bunların hiçbirisinden ekstra para alınmıyor. Hepsiyle alınmıyor. Evet, Cemil abi de geldi. Aha, Cemil abi. Evet, şimdi yanımda buranın esas adamları var. Bir Tahir abi, Cemil abi. Buranın iki patronu. Cemil abi en son şeyde ızgarada görmüştüm. Bir geldim, dedi ki keyfimdeyim artık, ızgarada yok. Koymuş Hakkı'yı, Hakkı çalışıyor. Çalışsınlar abi. Hakkı çalışıyor, Bayram abi çalışıyor, Bayram usta çalışıyor. Belli bir saatten sonra artık onlara geçti. Bizim dinlenmeye geçmemiz gerekiyor. Biz kurduk, yerine oturttuk, onlar da onlar da. Bizim alakamız kalmadı. Çok mantıklı vallahi. Siz de yıllardır burayı oturttunuz, ettiniz, büyüttünüz çok şükür. Elhamdülillah. Harika Allah'a bir şükürler. Konuma getirdiniz abi. Artık Hakkı yapsın yani operalarına ya. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim usta size. Biz her şeyden bahsettik. Buraya beni izleyip de gelene ne ikram edeceğiz? Diyecek ki abi ben Furkan abinin videosunu izledim. Geldim ayran olur, yoğurt olur, et olmasına gerek yok, çok masrafa sokmayayım. Kola olur, tatlı olur. Ne ikram edeceksiniz? Hadi Hakkı. Ayranı ikram ederiz sen dediğin gibi. Tamam, içecek diyorum. İçecek. Arkadaşlar buraya Furkan abiden geldik. Videoyu gördük geldik diyen herkese içecek. Bizden. Cemil abiden. Bizden. Tahir abiden. Tamam. Bayram abiden. Anlaştık. Abi elinize konuza sağlık. Afiyet olsun. Her şey çok lezzetli. Burada yani 20 liraya karnınızı rahat rahat doyurabileceğiniz 250 gram, 350 gram beyaz etler, kırmızı etler var. Bence muhteşem yani. İstanbul'da çok zor bulunan bir şey. Hepinizi buraya bekliyorum. Fatih Kadınlar Pazarı'nda Baranet. Hemen zaten bulursunuz. Koskocaman olmuş artık. Görünüyor. Her yerden görünüyor. Biraz daha büyüyeceğiz inşallah. İnşallah. Onu duydum. Ramazan'da bir üst katları hani yana çok gittik. Biraz da üstlere doğru gidelim. Olmuş. Yatay bitti dikeye başladı. Hak etmeyene zor. Demek ki hak ediliyor ki. Bu işler böyle oldu. Hepinizi öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bugün Fatih Kadınlar Pazarı'ndaki Baranet mangaldaydım. Muhteşem etler yedim. Başka bir lezzet videosunda haftaya görüşmek üzere. Instagram'dan beni eklerseniz bana yerler önerebilirsiniz, mekanlar önerebilirsiniz. Araştırıp gitmeye sözü veriyorum bazılarına, hepsine değil. Görüşmek üzere, öptüm.